Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirmeye devam ettiği milli muharip uçak Kaan'ın ilk yabancı müşterisi belli oldu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Badnar, Ukrayna'nın Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'ı almak istediğini açıkladı. Badnar, sizce gelecekte Ukrayna Kaan satın alır mı sorusuna sadece satın almakla kalmayacağız, kullanacağız da. Nerede kullanacağımızı da biliyoruz yanıtını verdi. Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında gitgide derinleşen işbirliği, dronlar, motorlar ve dahası bu Karadeniz ortaklığının sözünü ettiğiniz yeni stratejinizde yeri olacak mı sorusuna ise Badnar bu işbirliğimizin çok önemli bir boyutu. Aslında bu stratejik ortaklığımızın bir lokomotifi ve savaştan önce stratejik endüstriler olarak adlandırdığımız alanlarda çok yakın bir işbirliğimiz vardı. Bu yüzden farklı Türk araçları için birçok motor tedarik ediyorduk. Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 ve diğer ekipmanları satın alıyorduk ve bugün bakarsanız Bayraktar TB2 Ukrayna savaşının gazisi oldu. Ukrayna topraklarının savunucusu olarak Ukrayna toplumunda çok popüler hale geldi dedi. Badnar, Bayraktar'a şarkılar yazılıyor. Bayraktar isimli radyolar, radyo haberleri, televizyon haberleri ve hatta bazı çocuklara bu isim verildi Bayraktar'dan sonra ve inanıyorum ki Haluk ve Selçuk, Ukrayna'nın da kahramanları ama onlar hala çalışmaya devam ediyor. Fabrika inşaatı sürüyor. Bu nedenle yeni ekipmanların tedariğine ve detaylandırılmasına devam etmek için çalışmalarımız da çok önemli. Örneğin Ukraynalı ekipler Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan için motor üzerinde çalışmaları sürdürüyorlar. Ukraynalı ekipler Kaan projesine yönelik çalışıyor ve yarışıyorlar dedi. Türkiye ile işbirliğinin önemine vurgu yapan Badnar, "Evet ve her zaman dışarıdan gelen kaynaklara bağımlı olmak iyi bir örnek değil ve Ukrayna örneği de kendi endüstrilerine sahip olmanın çok daha iyi olduğunu gösteriyor." Savunma sanayi çok güçlü bir şekilde gelişmeye ve dış kaynaklara bağımlı olmamak için bunları kullanmaya odaklanmıştır. Biliyorsunuz sayıca çok üstün bir düşmanımız var ve kendimizi savunmak için gerekli üretim seviyesine ulaşana kadar tedariklere ihtiyacımız var. Ancak Türkiye ile işbirliği, hem Ukrayna hem de Türkiye için daha fazla savunma kabiliyeti getiren ve hem de Karadeniz'deki bölgesel işbirliğimizi güçlendiren stratejik gelişmelerden biridir dedi. Diğer yandan Rus ordusu cephede ilerleme kaydederek Avdiivka şehrinin bir bölümünü ele geçirdi. Rus ordusu saflarında savaşan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri son olarak Avdiivka'nın güneydoğusundaki su filtreleme istasyonunu gece saatlerinde ele geçirerek bayraklarını astı. Ukrayna ordusundan gelen açıklamalara göre ülkenin doğusundaki Avdiivka şehri Rus ordusunun eline geçmek üzere. Ruslar, şehri aylardır kontrol altına almaya çalışıyor. Ukrayna ordusunun 3. saldırı Tugay'ı sözcüsü Alexander Borodin, durum çok kritik dedi. Borodin'e göre asker sayısında 7'ye 1 üstünlük sağlayan Rus ordusunun yoğun baskısı sürüyor. Borodin, düşmanın kaynakları adeta sonsuz. İki Rus birliğini imha ettik ama arkadan sürekli yenileri geliyor, bir birliği imha edince yerine hemen yenileri geliyor. Durum, Bahmut savaşında olduğundan daha zor diye konuştu. Ukraynalı general Tarnavski de şehirde amansız çatışmalar yaşanıyor. Birliklerimiz düşmanı geri itmek için ellerindeki tüm gücü kullanıyorlar. Durum zor ama kontrol altına alınabilir. Yeni mevziler kuruyoruz. Komutanlara durumu istikrara kavuşturma emri verildi dedi. Avdiivka'da savaşan bazı Ukrayna askerlerinden 24 yaşındaki Vitali, "Durum zor. Düşmanın elinde her şeyden fazla fazla var, bizde neredeyse hiçbir şey yok dedi. Yaralıları tedavi eden Doktor Vitali'yi, Batı'yı Ukrayna'ya destek konusunda daha kararlı olmaya çağırıyorum, yoksa eninde sonunda kendi askerleri de bizim ülkemizi vuran bu kötülükle savaşmak zorunda kalacak dedi. Ukraynalı Subay Oleksi, öfkeliyiz. Elimizde iki obüs mermisi var ama onların da patlayıcı başlığı yok, ateşleyemiyoruz. Mermimiz bitti. Mühimmat eksiği çok yaygın, Avdiivka'daki savaşı derinden etkiliyor diye konuştu. Öte yandan Ermenistan'ın Zengezur koridorunu açmaması durumunda Azerbaycan ordusunun bunu kendisinin yapacağı belirtildi. Çatışma uzmanı Ermeni asıllı Amerikalı Arthur Martirosyan, Ermenistan'ın hala devletini kurtarma ve Zengezur üzerinden Azerbaycan'a koridor açma şansı var, aksi takdirde Azerbaycan ordusu bunu kendisi yapacaktır dedi. Uzman, Ermenistan gönüllü olarak Zengezur topraklarından Nahçıvan'a bir koridor açmayı kabul ederse, üç ülkenin 10 Kasım 2020 tarihli ortak açıklamasında da belirtildiği gibi bu yol Rus ordusunun kontrolüne girecek. Aksi takdirde yol zorla açılacaktır ve kimse Azerbaycan ordusunu durdurabileceklerini söylemesin. Paşinya'nın Boril veya Macron'u arayacak vakti olmayacak. Kimse Ermenistan'a yardım etmeyecek dedi. Uzman, Ermenistan'ın Rusya ile ilişkilerinde de dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, Ermeni yetkililere tavsiye edebileceğim ikinci şey Rusya ile ilişkileri bozmamaları. Ukrayna'daki savaşı kimin kazanacağını henüz kimse söyleyemez. Rusya kazanırsa Kremlin Erivan'a diz çöktürecek. Tüm riskler dikkate alınmalıdır dedi. Öte yandan Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Zahir Ahmet Babır ziyaret eden Orgeneral İrfan Özsert ve beraberindeki heyet, iki ülke arasındaki askeri işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki taraf, teknoloji geliştirme ve temel kabiliyet değişimlerine odaklanan ortak çalışma grupları aracılığıyla mevcut ortaklığı daha da ileriye götürme konusunda mutabık kaldılar. Pakistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre görüşmede her iki hava kuvvetleri için azami fayda sağlamak üzere havadan havaya füze teknolojisi değişim programının sürdürülmesi de ele alındı. Mevcut işbirliği düzeyini daha da pekiştirmek amacıyla her iki taraf da devletten devlete, şirketten şirkete, askerli makamlar arasında ve hava kuvvetlerinden hava kuvvetlerine işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Türkiye ve Pakistan, savunma sanayi alanındaki işbirliğini her geçen gün arttırıyor. Asfat ana yükleniciliğinde hali hazırda Pakistan donanması için 4 adet Milgem korvetinin inşa faaliyetleri devam ediyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yerli uçak gemisi hakkında açıklamalarda bulundu. Güleryüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son savunma sanayi icra komitesi toplantısında yerli uçak gemisi için ön tasarım çalışmalarına başlanılması yönünde karar almıştı. Uçak gemisinin tasarımı için gözlerin çevrildiği STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güleryüz, "Eğer yapılabilir bir şey ise mutlaka biz de yapabiliriz." Belki süre uzun olur. Bütçe kısıtlar ama Türkiye'de artık askeri gemi tasarımı konusunda çok büyük bir yetkinlik oluştu. Bunun çok büyük bir kısmı STM bünyesinde. Bir taraftan ekosistemimizde gördüğümüz yüzlerce firmamız var, onlarda da çok önemli niş yetenekler var. Savunma Sanayi Başkanlığımızın koordinasyonunda böyle bir yapılanmayla beraber yine deniz kuvvetlerimizin desteğiyle bu tarz projelerin mutlaka üstesinden geleceğiz ve ortaya da çok güzel sonuçlar çıkacak diye düşünüyorum dedi.